Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Renkli serilerden devam ediyoruz. Şimdi RGB ledlere ve kumandalara özellikle ilgi artmaya başladı. Ben de Kata'nın RGB ledi ve RGB kumandasının sizlere nasıl bağlantı yapıldığını göstereceğim. Ve birlikte çalıştıracağız, bakacağız. Şimdi onun için öncelikle bir tane RGB kumanda var elimde. Beraber kutu açılışı yapacağız. Şu şekilde iç mekan şerit led var. 5 metrelik. Bir de şu şekilde bir tane led trafomuz var arkadaşlar. Hadi şimdi kutu açılışına geçelim. Arkadaşlar üzerinde de gördüğünüz gibi bakın RGB kumanda modülü bu. Şimdi 24 ampere kadar dayanıyor ve bu kumandaya 20 metre şerit led bağlayabiliyorsunuz. CT9116 olarak internette aratabilirsiniz. Şu şekilde 360 derece göstereyim. Kutu açılışı yapacak olursak zaten çok basit bir açılış olur. Şu şekilde içerisinden iki tane parça çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir tane RGB kumanda modülü var, bir tane de kumanda var. Kumandanın şurada bir tane pili var, zaten içerisinde geliyor arkadaşlar. Kumandaya bakacak olursak bakın burada açma kapama tuşlarımız var. Dokunmatik zaten kumanda, herhangi bir çıt sesi falan duymuyorsunuz. Şöyle dokunmanız yeterli olacaktır. Renkler arası geçişi de şu şekilde şöyle elinizi gezdirerek yapabilirsiniz. Buradan parlaklığı, ışık animasyonlarını ve renkleri değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde bunu kenarıya bırakalım. Bakın burada da RGB şerit ledimiz var. 10 çipli CT4545 olarak internette yine aratabilirsiniz. Teknik özelliklerine baktığımızda 1 metre ledin 9 watt olduğunu görüyoruz. 12 volt DC ile çalışıyor. 1 metrede 80 lümen ışık veriyor bizlere. 5 metre led var arkadaşlar. Şimdi şu şekilde açalım. Bakın gördüğünüz gibi daha önce bir seri led videosu çekmiştik zaten. Ama bu birazcık daha farklı arkadaşlar. İki led de artı ve eksi olarak 2 tane giriş vardı. Fakat bunda 4 tane giriş var. Ne işe yaradıklarını size birazdan söyleyeceğim. Bu ruloda 5 metrelik led var. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Suya dayanıklı değildir bu iç mekan için. Bunun bir de dış mekan versiyonları var. Biz iç mekanda kullanacağımız için sizlere şimdilik onu göstereceğim. Bir de trafomuz var. Arkadaşlar led trafosu, bunu direkt açacağım. Kutu incelemesi yapmaya gerek yok zaten. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Yine link bırakırım. Bakın şöyle gördüğünüz gibi slim led trafosu olarak geçiyor. İki taraflı giriş var arkadaşlar. Kafanızı karıştırmasın. Yani hiç bilmiyorsanız bile bu videoyu izleyerek artık evde RGB şerit led yapabilecek duruma geleceksiniz. Şimdi şurada bakın AC L var, bir de AC N var. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Şu baştaki kısım topraklama girişi. Bakın şurada AC L yazıyor. Şuraya faz girişi yapıyoruz. Şebekeden aldığımız faz girişini. Şuraya AC N yazıyor. Oraya da nötr girişi yapıyoruz. Yani şuraya artı kutbu, buraya eksi kutbu giriyoruz. Ardından şu şekilde göstereyim. Bakın şurada V eksi, V eksi, V artı, V artı gösteriyor. Şimdi bu da çok basit. Şu şekilde göstereyim. Bunlar çıkışlar arkadaşlar. Buradan direkt LED'e ya da işte 12 voltta çalışan herhangi bir nesneye çıkış yapabilirsiniz. Şu iki kısım, iki klemens eksi, iki klemens de artı. Neden ikişer tane var? Birden fazla led bağlayacaksanız size ekstradan burada klemens sağlıyor. Yani tek bir noktaya hepsini aynı anda girmeniz zor olabilir diye düşünüyorum. Ürünler bu şekilde. Şimdi bağlantı kısmına geçelim. Arkadaşlar şimdi RGB led bağlantısı için tüm malzemelerimiz hazır durumda. Şimdi bir tane eksiğimiz vardı, onu da şöyle göstereyim. Bakın şebekeden enerji bağlantısı yapabilmek için ara kabloya ihtiyacınız var. Eğer bu şekilde hazır bir kablonuz yoksa herhangi bir elektrikçiden 1 metre ya da 2 metre, kaç metre gerekiyorsa sizlere 2x0.75 TTR ya da kordon kablo diyebilirsiniz. Ardından bir tane de erkek fişi alırsanız sizin işinizi görecektir. Ben şimdi şöyle masanın altında priz var, buradan kabloyu gönderiyorum. Öncelikle bir bağlantısını yapalım. Artı ve eksi olarak şunları kenara kaldırayım. Trafomu bıraktım. Input ve output olarak iki tane giriş ve çıkışımız var. Bakın şimdi bağlantıyı yapacağım sizler için. Açıyoruz burayı. Şöyle artıyı buraya giriyoruz, kahverengi. Kahverengi genelde fazdır arkadaşlar. Şöyle eksiği de. Bakın mavi de bu şekilde eksi kısmı, yani AC N yazan yere giriyoruz. Daha sonra koruyucu kapağımızı kapatıyoruz. Şimdi fişimizi takacağız.
Şu anda fişimizi taktık. Şurada da bir tane sarı ışığımız var. Bu trafonun çalıştığı anlamına geliyor. Çıkışlarımıza gelelim. Şimdi bu çıkışları nereye bağlayacağız? Bakın burada bir tane modülümüz var. Şimdi modülün üzerinde bir inceleme yapalım. Burada çıkışlar var. Burada da giriş var. Bakın input bir de output yazıyor. Şurada input'ta artı ve eksi kısmı var. Bu kısmı arkadaşlar buradan trafodan bir tane artı bir tane eksi kablo bağlayacağız. Şu şekilde buradan buraya aktarım sağlayacağız. Ardından buna enerji vermiş olacağız. Daha sonra ise şurada gördüğünüz, bakın bahsedeceğim demiştim. Şu kabloları buradaki modülde doğru yerlere gireceğiz. Öncelikle şu aradaki bağlantıyı yapalım. Öncelikle iki ucu da açıyorum. Burayı da açıyorum. Input kısmına artı ve eksiye, artıya kırmızıyı, eksiye de beyaz olanı gireceğiz. Hemen yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kalan iki ucu ise şöyle düzeltiyoruz yine. Trafonun artı ve eksi uçlarına gireceğiz. Hangi uçlara giriyoruz? Kırmızıyı artıya, beyazı da eksiye gireceğiz. Bakın şöyle trafonun artı ucundan çıkış alıyoruz. Şöyle eksi ucu da açıyoruz. Hiç fark etmez. Bakın iki eksiden de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Hemen enerji geliyor. Bu şekilde bağlantımızı yapıyoruz. Neden enerji altında yapıyoruz diyenler olabilir yani sizler fiş çekilirken yapabilirsiniz. Ben burada adım adım her şeyi görmeniz için yapıyorum. Sizler bu işlemi yaparken güvenliğiniz amaçlı elektriği kapalı tutun arkadaşlar. Şimdi bakın bu şekilde gördüğünüz gibi modüle enerji geldi. Daha sonra bizim RGB LED'imizden şu şekilde bu ucu kesiyoruz arkadaşlar. Kesmek için şöyle bir yan kesiciye ihtiyacımız var. 4 tane kablo var. Bu 4 kabloyu şu şekilde ayırıyoruz. Bu başlığı alıp atabilirsiniz. Daha sonra şöyle uçları açalım yavaşça. Şimdi şöyle uçlarını açıyoruz. İkili ikili açıyorum ben. Evet, gördüğünüz gibi 4 ucu da açtık. Şimdi bu uçlar nerelere girecek? Hemen göstereyim. Bakın V artı yazan kısma beyaz ucu gireceğiz. Blue mavi, mavi yazan yere mavi gireceğiz. Hemen şöyle yapalım. Şunları önce bir açayım. Evet, blue yazan yere mavi kablomuzu giriyoruz. Şöyle green yazan yere yeşil kablomuzu giriyoruz. Şöyle red yazan yere de kırmızı kablomuzu giriyoruz. Bakın şu anda renk tüm karışacak olan renklerin kablolarını giriş yaptık. Şu anda enerji verdiğimiz anda led tamamen çalışacaktır. Gördüğünüz gibi hemen sarı ışık yandı bile. Bakın arkadaşlar şöyle tekrardan gösteriyorum. Mavi, yeşil ve kırmızı olarak 3 tane kablomuzu buraya girdik. Beyaz kabloyu ise voltaj artıya girdik arkadaşlar. Şimdi bakın bağlantımız hazır. Hemen tekrar edelim. Trafomuza artı ve eksi uçları verdik. Daha sonra trafodan çıkan 12 volt enerji artı ve eksi olarak modülümüzün artı eksi klemesine giriş yaptık ve modüle enerji vermiş olduk. Ardından LED'e hem enerji verdik hem de karışacak olan renklerin kablolarına giriş yaptık. Bakın gördüğünüz gibi şu anda LED'imiz aktif olarak çalışıyor. Şöyle biraz açalım. Kumandayı göstereyim sizlere. Bakın kapatmak istersek off'a basmamız yeterli olacaktır. Daha sonra ona bastığımızda açılacaktır. Renkleri ise bu şekilde dokunmatik olarak değiştirebiliyoruz. Hassasiyeti oldukça iyi. Yani böyle bastırmanıza falan gerek yok. Çok hafif bir tonda şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şuradan ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi kısabiliyorum. Bu şekilde artırabiliyorum.
Yani kumandanın hassasiyeti mükemmel. Sanki cep telefonu kullanıyormuşsunuz gibi. Bakın buradan yine mod seçiyorum buradan. Daha sonra buradan modun arasındaki geçişi yavaşlatıp ya da hızlandırabiliyorum. Mesela şöyle farklı bir hızlı mod seçeyim. Bu arada birçok mod var. Evet mesela bakın bu şekilde sürekli ışıkların değiştiği bir mod var. Şimdi ben bunun arasındaki hızı yavaşlatabiliyorum arkadaşlar. Hızlandırmak için de bastığımda bakın gördüğünüz gibi daha hızlı geçişler yapıyor. Ardından yine renk değiştirmek isterseniz de seçmeniz yeterli olacaktır. Oldukça basit bir sistem. Peki 5 metre değil de size 10 metre lazımsa ne yapmanız gerekiyor? Hemen onu da göstereceğim. Bakın burada bir paket daha LED'imiz var. Şurada da bir tane çıkışımız var arkadaşlar. Bakın bu çıkışta bir tane ok işareti var. Şöyle göstereyim. LED'i kapatayım bir saniye. Bakın burada bir tane ok işareti var. Burada da bir ok işareti var. Bu iki ok işareti birbirine denk gelecek şekilde şuradaki pini takıyoruz. Şu anda iki tane LED'imiz aktif olarak çalışacaktır. Gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Oldukça güzel ve kullanışlı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzun burada sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bakın RGB kumandanın modülünün nasıl bağlandığını, RGB şeritlerin nasıl yapıldığını ve trafonun şebekeye nasıl bağlandığını hepsini detaylı bir şekilde anlattım. Birazcık uzun bir video oldu ama bence bu işi hiç bilmeyenler için evde yapabileceklerine inanıyorum. Yani bu tarz videolar zaten gelecek ama sizlerin de istekleri varsa bunları yorum kısmında bana belirtebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.